Videoya girmeden bir isim okuma yapalım bakalım. İsmail Mert Sansarama Fuentes sevdalısı olan. Oğlum bunu okumak bile zor lan. Ama eyvallah kankacım. Bekes, Yusuf Gül, Burak Aykut, Kaan, Kerneç, Muhammed Abuşov, Fuentes'in terbiyeli ağzı, Doruk, Eternal, Himan Atakida, 8, Eli Abudov, Ospir Çeken Piş. Bu ne? Bu isim ne oğlum? Mel. Evet, bu kadardı isim okumamız. Bu arada size ufak bir şey daha söyleyeceğim. Aşağıya Discord kanalı ile ilgili falan kod bıraktığınızda da spam'e düşüyorsunuz. Yani onu bana öncesinden söylerseniz eğer ben sizi spam listesinden çıkartırım. Çünkü iki video öncesinin altındaydı galiba. Discord ile ilgili böyle tartışmışsınız. Birkaç kişi kod falan yazmış. Hepsi spam kanalı, oraya spam'e düşmüş. Otomatikman engelleniyorlar kanaldan. Kanala ben bilerek böyle kod veya şey tarzı, link tarzı şeylerin katılmasını engelledim. Çünkü yabancı sitelerden falan gelip hesabınızı çalmaya çalışan bir sürü insan var. Siz onları yorumlarda görmüyorsunuz ama otomatikman engelleniyorlar kanallarda. Böyle bir sürü aşağıya saçma salak site linkleri bırakıyorlar. Tıkladığınız anda hesabınızı girdiğiniz gibi patlıyor hesabınız, Mortal Kombat hesabınız. O yüzden otomatik engelleme var kanalda. Bana daha öncesinden bilgi verirseniz sizi spam listesinden çıkartmış olurum ve tartışabilirsiniz rahat rahat. Geçen 3-4 kişi engellenmişti, o yüzden yani bunun da bilgisini vermek istedim size. Neyse, daha fazla uzatmayalım. Videoya giriş yapalım. Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Classic Reptile'ı artık tanıtacağız bakalım. Etkinliği zaten yakın bir süre içerisinde gelmişti. Tanıtımını da ben de öne çekeyim dedim. Ağzan Z'ye serisinden yerini alsın o şimdiden. Şimdik Faction Wars'a bir gidelim. Takımı falan hazırlamadım vallahi ama ona bir takım yaparız biz hızlıca. Zaten Classic Teammate yapmam herhalde ya. Gerek yok Classic yapmamıza. Beşli Savaş'ta yetiştirebilir miyiz? Bakalım. İnşallah yetiştirebiliriz. Yetiştirmeyi deneyelim bakalım. Yetişir diye umut ediyorum. Şimdi yan tarafa bunu almayacağım. Bu takımı almayacağım. Şöyle yapacağım bir saniye. Benim Quan Chi ve Scorpion'u sokmayı düşünüyorum oyuna. Öyle daha iyi olur gibime geliyor. En azından daha rahat olur. Şimdi Quan Chi benim çok güçlü değil ama nerede o ya? Vallahi onu da bulmak şimdi. Warlock Quan Chi'yi nereden bulacağız biz ya? Neredesin lan? Vallahi göremedim. Scorpion'u gördük. Tamam, güzel. Classic Liu Kang olabilir aslında. Classic takımı yapacak olsak dayandırtabilir miyiz? Classic teammates özel bir ekstra bir şeyleri var mı? Şu A'dan Z'ye serisi birazcık ilerlese şeyi de yapacağım. Bu takım olaylarına gireceğim ama bakayım. Yok. Herhalde eski ekstra bir şey girmeyecek. Yok. Aynen. Tamam. Şimdi çok bir anlamı olmuyor o yüzden. Ben Warlock Quan Chi'yi direkt bulayım şuradan. Gel kanka. Şöyle bir yapalım hatta. Evrim olarak yani en yüksek Classic Reptile zaten. Bir sıkıntı olmayacak o yüzden. Strike Force Scorpion'ımızı da evrimlemiş olduk. Ekipmanlarını değiştirebiliriz aslında. Kuleyi zaten ben şu aralar yapmıyorum. Bu kule benim için bir sıkıntı oldu bayağı bir. Yine çok garip olayların içine düştüğüm için boyunla ilgili sıkıntı yaşadım bu kule geldiğinde. Arkadaş geldi falan filan. 10 gün falan kayıp oluştu hayatımda. O yüzden bayağı bir. Ya her seferinde bir aksilik çıkar mı? Çıkıyor anasını satayım. Ne oldu bu aralar bilmiyorum. Revolvers dursun ama bir saniye. Şöyle bir ben Retamer'ı şuraya vereyim. Ekstra olarak. Tamam. Soruyun armor zaten bunun kendisinin şeyi. Ekipmanı da bu arada bu yani bu ekipmanı Reptile'in soranlar için Reptile abimiz çok güzel, acayip güzel, ben çok çok bayağı gerçekten severek kullanıyorum. Çünkü kulede bazen can yenileyen takım falan geliyor karşı taraflara 180'li savaştan sonra falan ve can yenilemelerini bir şekilde kesemiyorsunuz. Hani zehirleme dışında can yenilemeleri kesilmiyor karakterlerin. Ya tek atacaksınız tek seferde ya da yani zehirleyeceksiniz. Başka bir şansınız olmuyor bunlara karşı. Sürekli karakter değişim yaparak falan yeniliyorlar. İşte freeze yiyorsun, işte donma yiyorsun, slow yiyorsun, bilmem ne yiyorsun falan. Zorlaştırıyor. Reptile'in özelliklerinden ben size hemen bir bahsedeyim. Şimdi herhangi bir karşı rakip oyuna girerken, girdiğinde %80 şansla zehirlenmiş bir hale geliyorlar. Bunlar şey yapılmıyor. Bosslara karşı işlemiyor bu arada. Bilginiz olsun. Bosslar dayanıklı bunlara. Zaten aşağıda yazıyor muydu? Yok, yazmıyormuş. Tamam. Neyse. Reptile bu arada ölmüş olsa bile ölmüş olsa bile ve aynı zamanda seçilmiş olmasına gerek yok Reptile'in. Yani başka bir karakterin takımınızdaki başka bir karakterle bile savaşırken karşı takımda değişiklik yaratılırsa takım karakter değişikliği onların yine zehirlenme ihtimali devam ediyor. Ve aynı zamanda diyor ki Reptile'in takımındaki tüm outlord karakterler %80 kritik vuruş şansına sahiptir. Yani bu zehirlenmiş rakiplere karşı oluyor. Zehirliyse rakip bu hale getiriyorsunuz. Ve zehiri direkt dediği gibi zaten biraz sonra da göreceksiniz. Yüzü değiştirebiliriz bu arada. Ne alayım abi yüzüye? Blazes Life'ı şöyle ver bakayım kanka. Bu işimize yarar. Revolvers da işimize yarıyor. Ben Revolvers'ı da bol bol kullanıyorum. Şimdilik girelim. Reptile'in birinci ikinci yeteneğinden bahsedeyim. Bir saniye onları da bir söylemiş olalım. Birinci zehirliyor yeteneğimiz. Hasar bırakıyor gene aynı şekilde. İkinci yakalayıp block breaker'ı da var bunun. Block kırıyor.
blok yapsa bile rakip bir işe yaramıyor. Ama yakın mesafeden atmanız lazım. Bir tık bir adım geride ise yetenek tamamen ıskalanıyor. Bilginiz olsun. Öyle yapmanız gerekiyor. Üçüncü yeteneğimiz de hasar bırakıyor gene yüksek miktarda ve öküz gibi can yeniliyor. Ciddi anlamda yüksek canlar yenileyebiliyor. Ki göstereceğim zaten birazdan. Şimdi girelim bakalım. Güzel karakter. Acayip güzel karakter. Ben sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hani hazır gelmişken ruhunuz falan varsa böyle 2000 ruha kadar, 2500 ruha kadar bu karaktere basılabilir. Yani hangi evrimde olduğunun bir önemi yok. Yeterli oluyorsa 4000 ruha kadar hatta basın abi, acımayın. Çünkü iş yapar ya gerçekten. İllaki bir noktada regen mesela, yenilenmeyi durduramadığınız bir noktada bu karakter illaki işinize yarayacaktır. Hem şu an karşı takımdakini de yaktık birazcık. Bakın, birinci yetenekle başlayayım mesela. Aynı zamanda bu da zehirleme şansına sahip. Hatta %100 zehirliyordur. Aynen, zehirli olması lazım. Zehiri koyduk. Şu an %80 kritik vuruş şansına sahibim Johnny Cage'e. Bakın. Çarptı. 3 vuruş yaptım. 3 de kritikti. Bu da kritik. Şuradan kritik girmeyen hiçbir şey olmadı hala diyor duruşumdan. Hala hiç kritik girmeyen olmadı. Tamam, bakın. Karakter değişti. İçeriye Kung Lao geldi. Kung Lao geldiği gibi zehirli girdi içeriye. Oğlum ne çok block breaker'ım varmış lan. Yine aynı şekilde, evet, kritik vurmadığım bir tane bile olmadı. Mükemmel ya şu olay. Acayip kritik vuruyor. Tak diye bir daha atalım. Birinci yeteneğimizi bir daha atıyorum. Gene bu arada zehirli girdi. Bakın, ben daha yeteneği atmadan zehirli girmiş oldu. Bayağı iyi. Ve aynı zamanda bu arada yetenekleriniz de kritik vuruyor outboard karakterlerde. Ben bu yüzden oluşturmaya çalıştığım takım benim şu an kuleyi daha çok rahatlatması için. Shao Kahn, Reptile ve Kano. Bu üçünü eğer şey yapabilirsem, 10. evrime getirebilirsem yani baya baya yenilmez hale getirecek bunlar beni. Ki zaten Shao Kahn'ın ikinci yeteneğini biliyorsunuz. Şey yapıyor. %25 canın altında ise direkt brutal ete atıyor. Öyle bir özelliği var. Shao Kahn, yanlış hatırlamıyorsam, aynen öyle olması lazım. Mortal Kombat Mobile'de ilk brutality'ye sahip olan karakterdi. Şunca zamandır. Grandmaster Sub-Zero'nun falan pasifini direkt siliyor. Brutality herhangi bir kalkan dayandırtamıyorsunuz brutality'ye. Yani o yönden bayağı bir güzel. Inferno Scorpion'u aslında birinciye değil de ikinciye katmış olsaydı kankam, oyuna giremedik, ne oldu lan? Bayağı bir iş yapardı. Reptile'in yanına bu arada Outlaw karakter almanız inanılmaz önemli. Karakterin yoksa pasifi bir kısmı çöpe gidiyor. Yani ikinci kısmı pasifinin bir kısmını gene değerlendiriyorsunuz. Gir çık yaptığı zaman gene karakterler zehirleniyor ama ikinci kısmı çöp oluyor. Outlaw karakterlerle vurmanız gerekiyor ki bir işe yarasın bu pasif. Şu an Blaze's Life'tan dolayı ben hem yakma hasarı atıyorum hem de karakter değiştiğinde zehirleyeceğim bunu. İkinci teneyi bakın, blok yaparsa göstereceğim ama blok yapmıyor şu an. Yapacak mı? Yapsın bir. Blok breaker yazdı bakın ekranda, gördünüz değil mi tekrardan? Blok yapmasının bir anlamı hiçbir şekilde olmuyor. Hayvani derecede hasar vuruyor bu arada. Hani Poison'a karşı şu an direndi karşıdaki. Zehir direnciniz bu yönden önemli oluyor. Kulede de size tavsiye ettim talent, şuradan bir kere daha göstermiş olayım talent sağcımı kule yapanlar için. Support kısmından mutlaka şu kısımları doldurmuş olmanız gerekiyor. Offense kısmından ben şu an için bir şey vermedim. Defans daha önemli. Bu kısımları yaparsanız bayağı bir kulede kafanız rahatlayacaktır. Kulede saldırıdan çok bir yandan dayanmak önemli açıkçası. Bu attıkları zehire, işte ne bileyim, buzlanmaya, slow'a, bunlara karşı, işte soğuk efektlere karşı, yani bu ıslanmış efekti var. Hani şeyin, Rain'in attığı. O efektlere karşı dayanmanız gerekiyor bir şekilde. O yüzden önemli. Direkt bu arada hayvani vuruyor. Hani vurduğu hasarı görüyorsunuz değil mi ikinci yeteneğin? Ve bayağı da az hasar yiyoruz. Şeye gene karşı dayandı bu arada. Neydi o? Scorpion gene zehire karşı dayandı. Şerefsiz. Neyse. Tamam. Reptile bu yönden önemli. Yani kritik vurmak oyunda çok önemli bir olaya sahip, biliyorsunuz zaten. Hem kritik hem öldürücü aynı anda vurduğunuzda kulede 1 milyon hasarın üstüne çıkabiliyorsunuz. Ki bosslar zaten 2,5 milyon canını falan 2 kere kritik ve öldürücü attığınız anda bir boss'u yere sermiş oluyorsunuz. Bu da inanılmaz önemli bir özellik aslına bakarsanız. Çok ciddi sıkıntılar çıkartabiliyor bosslar, ciddi anlamda. Kulenin zaten günü bitmek üzere. Fatal kulenin, o yüzden şu an çok umursadığımı söyleyemem valla. 120. savaştan sonra dediğim gibi canımı çok sıktı bu olay. Dedim sokarım kulesine, delirdim orada yani. Zaten geç kalmıştım anasını satayım kuleye başlamak için. Bir de 120. savaş olayını çıkardılar. Ya benim şu an sıkıntım şeyden dolayı oluyor. Benim takım kompum uyumlu değil. Yani
Bir karakterim Ronin, bir karakterim Neo, öbür Kano, Black Dragon değil, Black Dragon herhalde Kano. Bu klasik, hani hiçbir şekilde uyum sağlatamıyorum takımlarıma. Bu yüzden sadece Diamond'da yüksek evrim olduğu için bunlar beni belli bir yere kadar taşıyabiliyor. O kadar hani uyumlu takıma ihtiyacınız var. Öbür türlü paramparça oluyorsunuz. 11.000 cana bu arada ne kadar fazla vurduk ya. Kör de atamadı. Köre karşı dayanıklılığımız var. Güzel. Birçok efekte karşı şu anda dayanıklılığımız var. Bu arada bir rain efektini bir bu atıyor oyunda. Bir bu karakter atıyor. Karşıdaki şey JQ Briggs ve bir de rain atıyor. Rain efektini diyorum ya. Islaklık efektini. Rain ve bundan başkası atamıyor diye biliyorum ben. Var mı? Şeyde olabilir. Neyse şeyde de var gibi hatırladım. Shinnok'ta. Niye hatırladım bilmiyorum ama doğru mu? Orasını bilemeyeceğim. Öldürdü mü lan? Öldüremedi. Maalesef. 146.000 de canı varmış Ayn'ın ha. Benden şey tank. Tanktı. Maalesef paramparça ettik. Reptile işte bu yüzden iyi abi. Karşı takım yan tarafta da mesela girip çıkarken de aynı şekilde zehirli gönderebiliyorsunuz yeteneklerinizden dolayı. Bu arada ben 3. yeteneği daha tanıtmadım değil mi? Ona dikkat edeyim. 3. yeteneği bayağı bir iyi. Canımız azalırsa özellikle göstermek istiyorum. Daha güzel olacak bizim için. 4. savaştayız. Tamam 2 savaş daha var. Gösterme imkanım büyük ihtimalle olacaktır diye düşünüyorum. Kodumuz da zehir olsun böyle verelim. Yani Reptile bayağı bilmiyorum ben. Yani aslına bakarsanız benim çoktan fulllemiş olmam gerekiyor. Bu hesap benim bayağıdır elimde. 3 yıl falan oluyor bu hesabı aynen şapalı. Ama Reptile da çok kolay gelen bir karakter değil ya. Yani 3-4 ayda bir geliyor. Değerini bilin abi. Bazen 5-6 ayda bir geliyor. Yani ciddi anlamda çok zor gelen bir karakter. Kesinlikle kaçırmayın. Etkinliğe hele şu an varken basın ruhu. Acımayın abi. Zor elde edilen karakterleri kesinlikle öncesinden almış olmaya çalışın. Ben mesela klasik şeyi geçen alamadım. Sonya Blade'i. Sonya Blade değil mi lan? Sonya Blade olması lazım. Etkinlik vardı yani. O etkinliği iki tanesini iki evrim alabildim sadece. Üçüncü savaşı yetiştiremedim. Üçüncü de sadece o neydi? Elder kısmında, Challenger Elder kısmında 160 savaş vardı galiba sadece üçüncü de. Bu arada ölecekler. Üçüncü yeteneğimi atmak istiyorum ama. Dur. Hayır. Fire efekti yememem lazım. Bu arada değnek sesi çıkıyor. Fark ettiniz değil mi? Ölmedik. Tamam. Scorpion'um çok güçlü değil. Şeyin Reptile'in 3. yeteneği geldi. Reptile'in canını biraz indirmesi gerekiyor ama. Ay yanlış girdik ya. Gerizekalı gibi yanlış girdim abi. Neyse tamam önemli değil. Reptile'in canı şu anda full'e yakın. 1. yeteneği bir atsın. Bekleyeceğim. At bakayım. Ama can yenilemeyi gösteremeyiz ki. Ölür abi karşıdaki karakter. Allah kahretsin. Direkt atıyorum. Yeteneği bir görelim. Eğer şey yaparsa kalkanı falan çalışırsa can yenilemesinde siz görürsünüz inşallah. Gösterebilirim diye umut ediyorum. Bakalım da bir. Direkt ölebilir. Aha çalıştı. 17.000 kaç can basıyoruz kanka? 7.500 abi. 7.402 vuruşa canımız fullendi. Hani sadece 2 kere can. Bak 16.000 şey yaptı. 7.400'e bir daha 7.300 bir full HP'yiz. Fullenme hızını yukarıdan görebiliyorsunuz değil mi? Vurduğu hasarın hepsini milisaniyesinde ve çok uzun sürüyor bakın. Acayip uzun sürdü. Hala devam ediyor. Ellemiyorum. Bak can doluşana bak abi. Böyle bir şey var mı ya? Saçmalığa salaklığa bakın. Hani 3. yeteneğin can doldurması çok fazla ya. Gerçekten ve bayağı bakın hani 40 saniye falan sürdü mü bilmiyorum. Bayağı bir sürdü ama. Bir tane de koyayım kanka senin suratına. Yani acayip iyi değil mi? Ben çok seviyorum abi şu tarz olayları. Bayağı bir keyifle. Devam edelim bakalım. Tecrübe de bayağı geliyor yan karakterlere. 40.000 tecrübe geliyor. Bayağı iyi lan. Yan karakterlerin seviyesi bir tık yüksek olunca hesaba gelen seviye de yüksek oluyor. Hadi bakalım. Faction Wars'ta bu arada seviye kasmanız için yani hesabınızın da seviyesi etkiliyor. Faction Wars'taki kastığınız seviyeyi. Karakterlerinizin seviyesi değil sadece. Hem karakter hem karakter değil aslında. Direkt ana hesabınızın ana seviyesi etkiliyor. 60 seviye ise mesela bana şu an 40.000 XP geliyor. Yan karakterin işte sıfırdan serisini çektiğim hesapta kaç geliyor ki? Ona valla 9.000 mi geliyor öyle bir şey geliyor galiba. Hani o şu anda 36-37 seviye falan ki onu da hızlı bir şekilde yükseltmeye çalışıyorum. Faction Wars'lara falan sokuyorum. Onunla ruh kasmaya çalışıyorum bu aralar. Eğer başarılı olursa kasmış olacağım. Şöyle ikinci yeteneğimizi bir atalım bakalım. Reptile'da dediğim gibi verebileceğim tavsiye şimdilik bu kadar. Outboard takım katın yanına Block Breaker Reptile için aynı zamanda çok fazla önemli. Çünkü
kritik vuruş yaptığı için karakter, kritik vuruş da yapabilmeniz için blokta olmaması gerekiyor karşı rakibin. Bu yüzden block breaker şart gibi bir şey. Yani eklemeniz gerekiyor. Mesela şu an blokta kaldığı için kritik vuruşum olmayacak bu şeye karşı. Ama zehir yedi. Bloğunu bozduğum anda kritik vurabileceğim mesela. Bakın iki kere üst üste kritiği yapıştırdık. Bu zehirlendi. Güzel ama dokunulmazlığı var. O yüzden bir an şey olmayacak, anlamı olmayacak. Tam dokunulmazlığı gitti. İkinci teni atacağım. Birazdan full kritik yiyecek bakın ama zehiri gidecek abi. Öldürdü ya. Ne yaptı, anasını satayım. Dur. Can yenilemeyi kesemeyecek. Ben onun can yenilemesini kesebileceğim. Vampir Melee'nin o yüzden neredeyse bir önemi kalmıyor. Kaç vurduk ya. Acayip fazla vuruyor abi şu. Tamam. Çok da önemli değil. Ve gene şunu yaparak büyük ihtimalle bitiremedik mi lan? Sonucu kritik girmediği için bitmedi bakın. Zehirlenmemiş olmasına rağmen bayağı da kritik vuruyoruz ha. Vallahi karakter güzel kritik vuruyor ya. Acayip keyifli abi. Ve iyi. Harbiden iyi karakter. Hani zorlayın abi. Almaya çalışın. Öyle 3000-5000 ruha paket açarsınız. Bir tane bile diamond çıkartamazsınız. Bir boka yaramaz. Ama burada kesin alabileceğiniz bir evrim var. Ki kendinizin de birazcık güçlü olması gerekiyor. Reptile yenemezseniz bir anlamı kalmıyor aslına bakarsanız. Evet, bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.